Şimdi Sivrice Belediye Başkanı, yani merkez üstü depremin, Turgay Gündoğan telefon attığımızda. Sayın Gündoğan, geçmiş olsun. Nedir durum şu anda? Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Şu an artçılar devam ediyor. 6.8 depreminden sonra ilçede herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Durum tespitleri de devam ediyor. Maddi hasar var. Fakat can kaybının en azından ilçe merkezinde şu ana kadar yok. Vatandaş da dışarıda. Evet. AFAD ekiplerimiz burada. Diğer kurumlarla bir şekilde vatandaşlara yardımda bulunuluyor. Şu anki ilçenin durumu kısaca şu an itibariyle böyle. Turgay Bey, İçişleri Bakanı evet. Süleyman Soylu açıklamasında dedi ki Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina bilgisi var dedi. Daha testler devam ediyor. Yani tam olarak net açığa çıkmadı. Yani yıkık binalar da var, evet. Var değil mi yıkık binalar? Evet, fakat evet. Şu ana kadar herhangi bir şekilde can kaybı olduğuna dair size bilgi gelmedi. Tabii bu bizim için önemli. Ne kadar sürdü? Evet. Kaç saniye sürdü? Siz o sırada yani neredeydiniz? 40 saniye kadar sürdü. Bize siz de dedi. 40 saniye kadar sürdü. Bayağı da bir şiddetliydi, 6.8. Tabii Sivrice fay hattı üzerinde. Bundan önce de depremleri yaşadık. 5.2, 4.9. Biraz da daha önceki depremlerde de oldu. Fakat 6.8 şiddetindeki depremi bayağı bir şiddetli oldu tabii. Hı hı. Peki şu anda tabii Sivrice halkı dışarıda doğal olarak. Evet. Biz mesela uzmanlarla konuşuyoruz. Ve sürekli şu uyarıyı yapıyoruz. Yetkililerden bir açıklama gelmediği sürece, tersi yönde bir açıklama, dışarıda kalmaları da iyi olur galiba, değil mi? Evet evet, biz de anons yaptırıyoruz vatandaşların evlerinde kalmamaları için. O konuda uyarılarda bulunuyoruz. Evet. Peki daha öncesinde sonuçta işte siz de Türkiye'nin deprem gerçeğini biliyorsunuz bir belediye başkanı evet. olarak. Siz hani Sivrice'de özellikle hani bu anlamda bir inceleme yaptırmış mıydınız? Mesela işte güçlendirilmesi gereken binalar var mıydı? O yönde çalışmalarınız var mıydı? O anlamda yani bina stoğuna dair elinizde veriler var mı özellikle? Yani şunu söyleyebilirim. Sivrice'deki yapılar eski yapılar. Eski kerpiç yapılar. Hı hı. Bu konuda bizim de son 4 nokta depremiyle birlikte bir tespit çalışma binalar hakkında, yani en azından bir kentsel dönüşüme tabii konutların yenilenmesi hakkında bir çalışmamız vardı. Bakanlıklarımızla da görüşüyorduk. Yani öyle bir durumumuz vardı, evet. Şu anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması ekrana yansıyor Turgay Bey. 4 kişinin hayatını kaybettiği yönünde. Tabii hani o bilgi özellikle nereden geldi? İşte Sivrice'den mi, başka bir yerden mi, ama sizin elinizde yok. Yani bizim ilçe merkezindeyiz biz şu an. İlçe merkezinde yok. Tabii geniş bir alanı kapsadı deprem. Tabii. Bazen daha ulaşamadığımız, bilgi alamadığımız, en azından bana intikal eden köylerden bir bilgi gelmedi. Evet. Dediğim gibi çok geniş bir alanı kaybetti. Ben ilçe merkezinde, dolayısıyla ilçe merkezinde bir can kaybımız çok şükür yok. Turgay Bey, biliyorum tabii ki ilgilenmeniz gereken çok şey var. O nedenle sizi çok da fazla tutmak istemiyorum. Ama şu dakikadan itibaren ne yapacaksınız? Yani işte çadır kurma yama girişeceksiniz. Hangi ekipler ulaştı oraya? Önümüzdeki saatlere dair planlamanız nedir? Evet, şimdi hemen bütün kurumlar burada, AFAD burada, çevre tevciliğin personeli burada. Yani çadır kurma konusu, battaniye dağıtma, insanlara evlerin dışında bir yer ayarlama konusunda bir çalışmalarımız devam ediyor koordineli bir şekilde. Yani bu önlemleri aldıracağız tabii mutlaka. Hı hı. Yani 5.4 de tabii artçı sarsıntı, ama büyük sonuçta, hani büyüklüğü önemli. O sarsıntıları da ciddi şekilde hissediyorsunuz değil mi şu anda? Tabii ki, tabii ki hissediliyor. Tabii. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, tekrar geçmiş olsun.